Pekala arkadaşlar, translation sorularına baktık. Geliyoruz hemen sorulara, sorular üzerinden pratik yapmaya. Hadi gel, hemen ilk sorumuza bir başlayalım. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? İlk etapta demiştim arkadaşım, soru kökündeki cümleyi bir oku. Önce bunun bir iskeletini çıkar. Yani nerede bağlaç var? Fiilim nerede? Özlem ne? Herhangi bir sıfat cümleciği var mı? Bu soruların cevaplarını vermeni istemiştim senden hatırlarsan. Dolayısıyla ilk yapacağım şey bu. Mesela baktım. When the industrial revolution took effect in the 18th century, new methods emerged of feeding vastly more people and combating the infectious diseases that had kept people's number in check gibi bir ifade beni karşıladı. Şimdi burada bir, ben bir when bağlacı görmüşüm değil mi? Aynı zamanda şurada bir tane de end bağlıcı var. İster ara ister ama çok da önemli değil. Dolayısıyla da baktığımızda bağlıç olarak karşımıza bu when ve end ifadeleri çıktı. Daha sonrasındaysa hemen geliyorum. Başka fiil olarak neyi görmüşüm? Burada bir took effect ifadesi beni karşılamış. Buradaysa emerge ifadesi beni karşıladı. Aynı zamanda buna ek olarak da farkındaysan şurada bir detle bir relative clause karşımıza gelmiş. Yani bulaşıcı hastalıkları niteleyen bir yapı karşımıza geldi. Dolayısıyla ben direkt bulaşıcı hastalıklar görmeyeceğim. Ne diyeceğim? Yapan eden bulaşıcı hastalıklar demem lazım. Şu kısmı da alacağım. Peki. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? İskeleti çıkardık şimdi az çok belli. Artık yapmam gereken şey demiştim. Hemen bağlacın karşılığını arayarak başla. Peki hemen baktığımızda bağlaçların karşılığını ararsak. Sanayi devriminin etkisini gösterdiği 18. yüzyılda diye başladı. Burada bir dığınla dinde ifadesi var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Dolayısıyla Adana seçeneği hemen geri plan atmam gereken bir seçenek. Bursa'ya geldiğimizde bak 18. yüzyılda etkisini gösterdiğinde ifadesi beni karşılamış. Burada benim karşılığı var. Ama bir de şu dikkatimi çekti bak. Hem o hem de o ifadesini vermiş. Şimdi arkadaşım buradaki hem o hem de o dediğimiz ifade neydi? Both and ifadesiydi. Peki yukarıda hani and'i görmüştüm ama both ifadesi yoktu hatırlarsan. Dolayısıyla ben bu ifadeyi de gönderebilirim. Devam ettim. Ceyhan seçeneğine baktığımızda gösterdiğinde ifadesi burada mevcut. Güzel. Ve aynı zamanda burada end ifadesinin karşılığı da V olarak verilmiş. Sıkıntı yok. Sanayi devriminin 18. yüzyılda etkisini göstermesiyle diye devam eden bir yapı var. Ve Denizli seçeneğinde yine ben V ifadesinin karşılığını göremiyorum. Bu yüzden bunu da gönderdim. Edirne'ye baktığımızda ise gösterdiğinde ifadesi mevcut. Sıkıntı yoktur ve end bağlıcı da burada karşımıza çıkmış. Dolayısıyla bağlıca baktığımızda aslında biz Ceyhan ve Edirne seçeneklerinde karşımıza geldiğini görebiliyoruz. Peki daha sonrasında devam edelim. Ee, hemen arkadaş dedim bu noktadan sonra bakacağım şey benimle fiil. Dolayısıyla baktığımda fiilde ortaya çıktı ortaya çıktı muhabbetleri bizim karşımıza gelmiş. Herhangi bir sıkıntı burada da söz konusu değil. Güzel o zaman şu infectious disease muhabbetine bir bakalım. Hani bir şey yapan eden bulaşıcı hastalıklar diyecektik ya. Dolayısıyla baktığımızda mücadele etmeyi kolaylaştırarak insanların sayısını kontrol altında tutan yeni yöntemler. Şimdi arkadaşım baktığımızda bizim yapan eden diyerek nitelememiz gereken ifade bulaşıcı hastalıklarda. Ve baktığımızda yeni metotlardan sonra, yeni yöntemlerden sonra bir relative clause var mı? Hayır, dolayısıyla bu ifade de olmaz. Aynı zamanda bak burada bir erek arak ifadesi var. Erek if arak ifadesini biz İngilizcede bay ifadesiyle veririz. E seçeneklerde de bay olmadığına göre demek ki bu da değilmiş diyebilirim. Doğru cevap arkadaşlar Edirne seçeneği olarak karşımıza gelmiş diyebiliyoruz. Peki gönderdim bunu. Geldim ikiye. Birds I view that satellites have a uh, have allows seeing large areas of uh, earth at one time. Therefore Burada bir bağlaç karşımıza geldi. Bu yüzden bundan dolayı diyen ifade. This ability means satellites can collect more data more quickly than instruments on the ground. Tamamdır. Şimdi baktığımızda burada Min ifadesi benim fiilim olarak karşıma geldi. Yani anlamına gelir gibi bir ifade vereceğim. Aynı zamanda burada bird's eye view yani kuş bakışı görüntü ama bunu da niteleyen bir det var bak. Dolayısıyla şu kısmın benim relative clause'um yapan eden kuş bakışı görüntü demem gerekecektir. Hemen o zaman öncelikle ne yapayım? Therefore ifadesinin karşılığını arayarak başlayayım. Adını seçeneğine baktığımızda bu yüzden bundan dolayı anlamına gelen herhangi bir ifade söz konusu değil. O yüzden Adana'yı bir sildim. Bursa'ya baktığımızda ise diğer bir değişle ifadesini varmış. Şimdi arkadaşım diğer bir değişle ifadesinin karşılığı olarak senin göreceğin ifade in other words ifadesi olacaktır. Peki in other words ifadesinin karşılığı var mı yukarıda? Hayır yok. Dolayısıyla Bursa'yı da bir gönderdim. Ceyhan'a baktığımızda bu nedenle gibi bir ifade verdi. Bu yüzden, bundan dolayı, bu nedenle, bunlar hep sonuç bağlaştırı olabilir. Derfor'un karşılığı olarak kabul ederim. Bu nedenle ifadesi Denizli'de de var, Edirne'de de var. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki o zaman kaldım ben nerede? Ceyhan Denizli Edirne arasında. Daha sonrasına baktığımızda hatırlarsan ikinci taraftaki fiilimiz means yani anlamına gelmek ifadesiydi. Dolayısıyla da hemen bakıyorum. Ceyhan seçeneğinin anlamına gelir demiş güzel ama Denizli de ise sağlar dedi. He arkadaşım dedim hemen ben Denizli ile de bir geri plana atayım. Edirne'ye baktığımızda ise yine anlamına gelir ifadesi bizim karşımıza gelmiş sıkıntı yoktur. O zaman doğru cevabım ya Edirne ya Ceyhan seçenekleri. Peki buraya baktığımızda hatırlarsan uyduların sahip olduğu kuş bakışı görüntüydü benim özlem değil mi? Buradan ise direkt uydular diye başladı. E, ne alaka gönderdim gitti. Doğru cevap arkadaşlar Edirne seçeneği olarak karşımıza gelmiş ikinci sorumuzda. Peki gönderdim bunu da geldim üçüncü soruma. Ve baktığımızda concussions and traumatic head injuries can cause short term memory impairment but Burada bir bağlaç geldi. Some research has found that they can also increase the likelihood for the development of dementia over the years gibi bir ifade verdi. Peki. Batı gördüm. Bağlacım belli. Daha sonrasında bakıyorum. has found ifadesi burada karşımıza geldi fiil olarak. İlk cümlemizde ise fiilimiz can cause ifadesi yani sebep olabilir ifadesi. Peki başka bir şey var mı diye şöyle bir baktım. Güzel. Önce bağlaştı bir başlayalım o zaman. Ama, fakat, lakin, ancak ifadesi Adana seçeneğinde yok. O yüzden bunu bir gönderdim. Bursa seçeneğine baktığımız zaman Herhangi bir şekilde ama, fakat, lakin ifadesi söz konusu değil. da gönderiyorum. Ceyhan seçeneğine baktığımızda, bak burada ancak ifadesini görmüşüm. Denizli, ancak ifadesi var. Edirne'de ise dahası gibi bir ifade verdi. Şimdi, dahası bağlacının karşılığı İngilizce'de nedir? Arkadaşım, dahası bağlacı yerine sen in edition yazarsın. Bunun yerine besides ifadesini yazarsın. Daha sonrasında morlu bağlaçlar vardı hatırlarsan. Moro ve furthermore ifadelerini yazarsın. Furthermore. Ee, aynı zamanda further ya da adetlendir also'yu da koyalım. Bunlardan birisini yazarsın. E böyle bir durum var mı burada? Hayır. Dolayısıyla da arkadaşım dedim ben bunu da sildim. Ha, buradaki olsa olmaz mı diyeceksen de bak oradaki olsa bağlaç olan D daha ifadesiydi. Eğer şu şekilde iki cümleyi bağlasaydı o zaman evet dahası diye değerlendirebilirdik belki. Gönderdim onu da. Peki Ceyhan'la Denizli arasında kaldım ve şurada Denizli'de hem o hem doğu diyen bir ifade var bak. Peki yukarıda hemen bakıyorum. Hem o hem doğu diyen ifademiz neydi? Both end ifadesi. Böyle bir durum var mıydı? Hayır. O yüzden bunu da gönderdim. Arkadaşım doğru cevabım Ceyhan seçeneği olarak karşıma gelmiş. Gönderdim bunu da. Peki dördüncü sorudayız. Exoplanets dedi. Planets beyond our own solar system are made of of elements similar to those of the planets in our solar system but their mixes of those elements may differ. Peki. Şimdi bunun bir şeklini çıkaralım. Şemalini bir belirleyelim önce. Baktığımızda burada bir bat ifadesi olduğuna göre hemen bir zıtlık bağlıcı ama fakat lakin ya da ancak ifadesini arayacağım. Bunun kaçarı yok. Buna ek olarak bak burada exoplanets yani öte gezegenler demişti. Bir virgül burada var, bir virgül burada var. E arkadaşım hatırla iki virgül ya da iki tire arasında İngilizce'de nasıl bir ifade veriyorduk biz? Hilbert ortaylı taklidi vardı ya, relatif clause'u değil mi? Ekstra bilgi veren relatif clause'ları biz bu şekilde gerçekleştirdik. O yüzden de arkadaşım bilmem ne bilmem ne olan öte gezegenler demem gerekecektir benim. Peki devam ediyorum. Den meydana gelir ifadesi benim burada fiilim. Aynı zamanda their mixes of those elements benim subject. May differ ifadesi verbum olarak karşıma gelmiş. Peki temel hatlarıyla aslında şeklini çıkardık soru kökünün. Hemen bat bağlıcının karşılığını arayarak bir başlayalım. Şimdi bak Adana seçeneğinde olsa da ifadesini vermiş. Olsa da ifadesinin karşılığını bana do grubu verecektir. Do oldu, even do ya da maçez ifadesi. O yüzden bu olmadı. Gönderdim. Bursa'ya baktığımız zaman ancak ifadesi var gayet güzel. Ceyhan seçeneğine baktığımızda e rağmen. E aynı muhabbet olsa da her ne kadar olsa da ya da e rağmen do, do, even, do tarafından verilir. Denizli'ye baktım. Ancak. Edirne'ye baktım. Ancak güzel durdu. Peki. Şimdi daha sonrasında hemen fiilime odaklanıyorum artık. Bağlıcın karşılığını aradığıma göre. May differ'la bir başlayalım. Farklılık gösterebilir diye çeviririz değil mi? Neden? Çünkü buradaki may ifadesi hatırlarsan ihtimal belirten bir madıldı. Neydi ihtimal belirten madıllar? Can could, may, might ya da be likely to ifadeleriydi. Beş taneydi. E o zaman hemen Bursa'ya baktım farklı olabilir dedi güzel. Denizli'ye baktım farklı olabilir dedi güzel ama Edirne patladı. Neden? Çünkü direkt farklıdır diye başladı. Arkadaşım differs deseydi ya da differ deseydi o zaman belki olabilirdi. Ama Edirne'yi de sildim. Kaldım o zaman Bursa'yla Denizli arasında. Peki, e, hatırla ne demiştik? Sadece öte gezegenler demeyeceksin sen. Bilmem ne bilmem ne olan öte gezegenler diyeceksin. Ama burada ne diyor? Dış gezegenler. Arkadaşım ne alaka? Gönder gitsin bu ifadeyi de. Doğru cevabımız denizli seçeneği olarak karşımıza çıkmış. Niye? Güneş sistemimizin ötesindeki gezegenler olan dış gezegenler dedi. Bak burada relative clause da bu ifadeyi bize veriyor. Gönderdim bu ifadeyi de. Peki, geldim 5'e. While people who use a lot of caffeine show improved performance with more caffeine, it may be that they are counteracting the effects of caffeine dependence by taking more caffeine. Bol kafeinli bir cümle olmuş. Hadi gel, önce bir ayıralım. Bir, burada bir while ifadesi karşımıza geldi. İkenleyen bir bağlaçtı değil mi? Taban tavana kıyaslama yapardı vesaire. Aynı zamanda people ifadesi benim burada subject. Yani özne olarak karşıma çıkan bir ifadem. Devam ediyorum. Ama rastgele sadece insanlar deyip girecek mi? Hayır. Neden? Çünkü bak burada bir who var değil mi? Yapan, eden, kullanan insanlar demesi gerekiyor. Peki burada benim ee, fiilim nedir? Baktığımızda hatırla. Relative clause için demiştim ki arkadaşım who ile which ile that ile başlar. ikinci fiile kadar gider. E haliyle birinci fiilim use, ikinci fiilim show. Dolayısıyla bak burası benim neyimmiş? Relative clause'um. Daha sonrasında burada göstermek ifadesi fiilim olarak beni karşıladı. İkinci tarafa geldim. It may be olabilir gibi bir ifade. O da benim fiilim olarak karşıma çıktı. Tamamdır. Şimdi genel hatlarıyla şeklini şemalini çıkardık. iskelet belli. Hadi gel hemen aramaya bir girelim. While'ın karşılığını arayalım. Iken ifadesini. Adana seçeneğine baktığımızda arkadaşım dedim şöyle bir iken ifadesi var mı? Gösterseler de. Bunu bana da oldu. Even though verir. Sil gitsin. Gönderdim. Bursa seçeneğine baktığımızda gösterirken ifadesi var. Güzel duruyor. Ee, Ceyhan seçeneği göstermesi sonucunda demiş. Arkadaşım sonuç ne alaka? Gönderdim bu ifademi de. Denizli'ye baktığımızda gösterseler de e yine bunu da oldu o verecekti. O yüzden Denizli'de gitti. Ceyhan seçeneğine baktığımızda ise yine iken ifadesi benim karşıma gelmiş güzel duruyor. Peki devam ettim. Yok etmektedirler demiş bak fiil olarak. Olabilirler demiş. Yok ediyor olabilirler dedi. Peki arkadaş diyorum buradaki me ifadesinin karşılığını bana ebilir vereceğine göre demek ki doğru cevap Edirne değilmiş. Demek ki Bursa seçeneğiymiş diyebiliyoruz. Peki gönderdim bunu da geldim hemen 6. soruma. Baktığımızda demiş ki thermosets are found in many products that have to be durable and heat resistant but one drawback to these materials is that they typically cannot be easily recycled or broken down after use gibi bir ifade karşımıza çıktı. Peki şimdi baktığımızda burada ilk cümlemde benim özlem termosetler ve fiil olarak bulunur ifadesi karşımıza gelmiş. Yani aslında burası neslenmiş çok da önemli değil. Pesi var dikkat et. Peki one, one drawback to these materials ifadesi benim özlem. Dır, dir ifadesi benim fiilim. Peki şimdi baktığımız zaman öncelikle ama fakat lakin'i bir arayarak başlayalım. Adana'da var ancak ifadesi. Bursa bulunsa da demiş bu da oldu o even da olurdu. Devam ediyorum. Ceyhan seçeneğinde herhangi bir şekilde ama fakat lakin göremedim. Denizli'ye baktığımızda yine ancak ifadesi var. Edirne'de de bu ifade var. Sıkıntı yok. Peki o zaman arkadaşım diyorum şimdi fiile bir bakayım. Dır 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 herhangi bir sıkıntı var mı? Var. Nerede? Bak burada parçalanamamasıdır diyor. Burada parçalanamamasıdır diyor. Buradaysa parçalanmamasıdır diyor. Yani baktığımızda aslında Adana, Denizli ve neden bir açıdan farklı. Ne açıdan farklı? Arada şu ifadeye bak. Parçalanmak, parçalanamamak gibi bir ifade. Burada bir ebilir yok mu? E o zaman devamında ken var mıydı? Vardı. E o zaman bu olmaz arkadaşım dedim. Bunu da bir gönderdim. Peki. Daha sonrasında bakıyorum. Ee, özlü olarak baktığımızda termosetler termosetler demiş. Herhangi bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Ee, ikinci tarafa baktığımızda ise dezavantajlarından biri buradaysa bir dezavantajı diyor. Hmm. Şimdi arkadaş dedim bir dis dezavantajıyla dezavantajlarından birisi ifadesinin farkı ne? Ben nasıl veririm bunu? One disadvantage ifadesini verirsem. O zaman bu ifade bir dezavantajı olur. Ama one of the disadvantages ifadesini verecek olursam da o zaman bu ifade dezavantajlarından birisi olacaktır. Peki soru kökünde ne vardı? Bak one drawback ifadesi karşımıza gelmişti. Yani dezavantajlarından birisi değil de bir dezavantajı dememiz gerekecektir. Illaki burada bizim dolayısıyla da arkadaşlar doğru cevabımız Denizli seçeneği olarak karşımıza çıkacak. 6. sorumuzda gönderdim bu ifadeyi de geldim 7'ye. Ve baktığımızda hemen burada bir olduğu ifadesini görmüşüz. E rağmen diyen her ne kadar olsa da diyen bir ifade karşımıza çıktı. Sonrasında e, Haydi Lamar ifadesi özlem başladı fiilim. İkinci tarafa geçtiğimiz zamansa she ifadesi özlem devoted adadı fiilim neyi adadı? Bütün yaşamını adadı nesnem olarak karşıma çıktı. Peki devam edelim başka bir şey var mı? Yani burada bir working var belki bakarız. Peki o zaman öncelikle ne yapayım? Hemen bir olduğu ifadesinin karşılığını ben bir arayayım. Baktığımız zaman mesela ne var burada? Adana seçeneğinde başlamasına rağmen demiş. Güzel. Devam ettim. Bursa seçeneğine baktığımızda e rağmen anlamının karşılığı olacak herhangi bir ifade söz konusu değil. Ceyhan seçeneğine baktığımızda olmasına rağmen dedi güzel duruyor. Denizli'ye baktığımızda ancak ifadesini verdi. Arkadaşım bu ifadenin karşılığı but yet however'dı. Gönder gitsin. Edirne seçeneğine baktığımızda yine başlamasına rağmen dedi. Şimdi arkadaş diyorum bak normal şartlarda güzel gitti. E Erameni ben Adana'da, Ceyhan'da ve Edirne'de buldum ama Öbür taraftan iki tanesi başlamasına rağmen dedi. Bir tanesi olmasına rağmen dedi. Dolayısıyla da şöyle bir bakıyorum. Burada started ifadesini yani başlamasına rağmen ifadesini verdiğinden dolayı hemen Ceyhan'ı silebilirim aslında. Tamamdır. Doğru cevap olarak karşımıza ya Adana gelecekmiş ya da Edirne gelecekmiş. Peki hemen şöyle bir baktım. Film devote ifadesi yani adamak ifadesiydi. E burada çalıştığı ifadesi var. Burada adada ifadesi var. Demek ki doğru cevap Edirne seçeneği olarak karşımıza gelebilir diyebiliriz arkadaşlar. Gönderdim bu ifademi de hemen geldim 8. soruma. As the threat posed by the climate crisis deepens, there has been renewed interest in developing electric passenger aircraft as a way of reducing emissions. Bak burada bir olarak anlamındaki ez var. Burada dığı için anlamına gelen bir ez var. İki tane ez ifadesiyle karşılaşmışım. Tamamdır. Benim burada fiilim deepens derinleşmek ifadesi. Devam ediyorum. There has been ifadesi yani vardı ya da vardır ifadesi de karşımıza gelmiş fiil olarak. Peki o zaman öncelikle şu ezlerin karşını bir arayalım. Derinleşmesi ile olarak birinci ezim burada şu ez. Peki başka var mı? yok. O yüzden Adana'yı bir gönderdim. İkinci tarafa geldim. Bursa seçeneğine. Derinleştiği için dedi. Bak bu güzel duruyor. Devam ettim. Bir yolu olarak ifadesi burada mevcut. Sıkıntı yok. Ceyhan seçeneğine baktığınızda derinleştiği için ifadesi beni karşılamış. Olarak ifadesi beni karşılamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Denizli seçeneğinde oluşturduğu için var. Güzel. Devam ettim olarak var. Herhangi bir sıkıntı yok. Edirne seçeneği. Oları gördüm. Dığı için muhabbeti Yok. Dolayısıyla bunu göndermiş oldum. Yani kaldım ben Bursa, Ceyhan ve Denizli seçeneklerinin arasında. Güzel. Hemen ardından, arkadaş diyorum, benim ilk cümlemde deepness ifadesi fiilimdi hatırlarsan. E dolayısıyla da benim ne yapmam gerekiyor? Hemen bir derinleşmek fiiline bakmam gerekecek. İlk taraftan derinleştiği için, derinleştiği için, güzel, tehdit oluşturduğu için bu olmadı. Denizli'yi bir gönderdim. Kaldım Ceyhan ve Bursa seçenekleri arasında ve there has been ifadesi. Ben bu ifadeyi vardır diye mi verebilirim? Yoksa kaçınılmaz oldu diye mi verebilirim? E arkadaşım baktığımızda devamlı kaçınılmazlık ifadesi, inevitable ifadesi var mı? Yok. O yüzden de Ceyhan da olmadı. Demek ki doğru cevap Bursa seçeneğiymiş. Peki. Almost all dreams are quickly forgotten shortly after waking because the changes in the brain that occur during sleep do not support the information processing and storage needed for memory formation. Şimdi burada bir cause ifadesi karşımıza geldi. Yani çünkü için dığ için ifadesinin karşılığını mutlaka aramam gerekecek. Tamam. Almost all dreams ifadesi benim özlem olarak karşıma geldi. Changes in the brain ifadesi, beyindeki değişiklikler ifadesi ikinci cümlemin özesi ama şuna dikkat et direkt böyle gelmeyecek. Neden? Çünkü burada bir that var. Dolayısıyla da that occurred during sleep ifadesi relative clause'um oldu. Yani ne diyor? Uyku sırasında oluşan beyindeki değişiklikler gibi bir ifade görmek zorundayım. Ve aynı zamanda desteklemez ifadesi benim fiilimmiş. Peki hemen bir bakalım. Öncelikle çünkü için ya da dığı için ifadesini bir arayalım. Baktığımızda Adana'da var. Bursa'da var. Sıkıntı yoktur. Peki hemen Ceyhan'a baktım. Değişikliklerden dolayı demiş. Şimdi arkadaşım bana den dolayı ifadesini because vermez. Bana bu ifadeyi verecek olan şey because of grubudur değil mi? Because of due to, owing to Thanks to ifadeleri, işte, as a result of, as a consequence of ifadesi verecektir. O yüzden bunu bir gönderdim. Denizli'ye baktığımızda sebebi diyor, hayır. O zaman the reason why ile başlardın, olmadı. Edirne'ye baktığımız zaman çünkü ifadesi karşımıza gelmiş, güzel. Sıkıntı yoktur. Peki o zaman fiile geçelim. Önce ikinci tarafa bakıyorum. Do not support. Yani desteklemez ifadesine bakacağım. Burada bir destekleyemez ifadesi var. Arkadaşım buradaki destekleyemez kısmında hatırlarsan bir ebilir muhabbeti var değil mi? Yapamaz, edemez gibi bir ifade veriyor. Bana yetenekten bahsediyor. E burada bana can, could ya da işte be able to gibi bir ifade verdi mi? Hayır. O yüzden bu olmadı. Devam ettim kaldım Bursa ile Edirne seçenekleri arasında. Engellemek tedir desteklemez. Tabii ki de Edirne seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkmıştır diyebiliyoruz. Peki gönderdim bunu da geldim 11. soruma. When mosquitoes are scarce, malaria parasites have a hard time spreading to new hosts. Therefore, the parasites hide in the human body by keeping the cells they infect from changing to uh, clinging to blood vessels ifadesini verdi. Bak, iki tane bağlacım var değil mi? Bir, when. Dığında değil neyi aramam lazım. İki, therefore. Bu yüzden bundan dolayı aramam lazım. Dolayısıyla hemen şöyle bir bakıyorum. Adana, olduğunda ifadesini vermiş. Ama Delforum karşılığı yok. Gitti. Bursa seçeneğine baktığımızda nedeni gibi bir ifade vermiş. Ancak Delfor ifadesinin karşılığı yine yok. Ceyhan seçeneğine baktığımızda az olduğunda gibi bir ifade verdi. Bu nedenle ifadesi de burada karşımıza gelmiş. Şimdilik sıkıntı yok. Az bulunduğu zamanlar Buradaki dı olmadı. Neden? Çünkü bu dı zamanları ifadesine bana relative clause verecektir. Gönderdim. Bu nedenle ifadesi burada var. Başka bir when karşılığı var mı? Yok. Dolayısıyla bunu da gönderdim. Az olduğunda, bak bu olur, when'in karşılığıdır. Ve bu nedenle ifadesi de burada karşımıza çıkmış. Dolayısıyla yani ben aslında Ceyhan ya da Edirne seçeneklerinden bir tanesindeyim diyebilirim. Peki hemen şöyle bir bakalım. Ee, ne demiş? Malaria Parasite. Sıtma parazitleri diyor sıkıntı yaşarmış, zor zaman yaşarmış. Hemen buna bir bakalım. Arkadaş demiş e, işte sıtma parazitleri barınacak yeni yerlere yayılmakta zorlanır ya da ...yayılamayabilirler. Şimdi arkadaşım, ebilir ifadesi var bak burada. Bu cümlede sen ihtima yetenek belirten bir ifade görüyor musun? Ya da yeteneksizlik belirten bir ifade görüyor musun? Hayır. O yüzden edirne de olmadı. Demek ki Ceyhan seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecekmiş. Gönderdim bunu da. Geldim 11. soruma. The origins of Ice Age theory began hundreds of years ago... ...when Europeans noted that glaciers in the Alps had shrunk... But its popularization is credited to 19th century geologist Louis Agassiz gibi bir ifade verdi. Peki, şimdi öncelikle bir, burada bir batı gördüm değil mi? Aynı zamanda şuradaki ven bu bağlaç mı diye baktım. Hayır. Hatırla ven ortada geldiği zaman önünde hiçbir noktalama işareti istemez. Eğer böyle virgül ven, noktalı virgül ven gibi bir ifade görürsen anla ki bu relative clause'un venidir. Ve bu venden sonra will de gelebilir bu arada. Ha, aklında olsun. Venden sonra will would be going to gelmez deyip bundan sonra getirmemeye çalışma aman diyeyim. Peki orada bir relative clause var. Özlem ne? The origins of ice age theory ifadesi. Güzel. Devam ettim. It's popularization ifadesi buradaki özlem. is credited to ifadesi de atfedilir gibi bir ifade karşımıza gelmiş fiil olarak. Hadi gel o zaman tek tek öncelikle ancak ifadesinin karşılığıyla bir başlayalım. Adana'da var, Bursa'da var. Sıkıntı yok. Ceyhan'da var. Güzel. Denizli'de var. Tamam. Edirne ancak burada da varmış herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman ne yapalım? Hemen fiillere bir bakalım. Burada bir gen ifadesi vardı değil mi? Başladı ifadesi. Dolayısıyla bakıyorum. Başladı, başladı. Başladı, dayanır, gitti. Fark etmesiydi. Bu da gitti. Peki. O zaman ilk tarafın fiiline baktığımızda aslında nedir? Adana, Bursa, Ceyhan seçenekleri arasında kaldık. Şimdi ikinci tarafın fiiline gidiyorum. Is credited to sayesindedir. Olmaz. Ee, kazandı? Olmaz. Atfedilir ifadesi doğru cevap olarak karşımıza gelecektir arkadaşlar. Baktığımızda 11. sorunun cevabı da Bursa seçeneği diyelim. Peki gönderdim bunu da. 12. While bilmem ne located near the Arctic Circle does not have some of the most frigid winters in the world, it has also a remarkably wide range of temperatures between the seasons. Tamamdır. Şimdi öncelikle burada bir while ifadesini göreceğim. Tamam. Aynı zamanda bak burada dan sev ifadesi benim fiilim değil midir? Sahiptir ifadesi. E dolayısıyla arkadaşım şurada bir özlem vardı. E burada durduk yere verb 3 geldi. Demek ki bak burada bir relative clause kısaltması var. O yüzden de direkt ben bu ismi görmeyeceğim. Yapan, eden, yer alan bilmem ne diyeceğim. Dolayısıyla şu kısım arkadaşım diyorum benim relative clause'um. Güzel. Devam ettim. It ifadesi burada benim e, özlem özlem has sahiptir ifadesi de benim burada fiilim olarak karşıma gelmiş. Tamamdır. Şimdi öncelikle why ile bir bakalım. Adana seçeneğine baktığımızda arkadaşlar sahipken ifadesi mevcut. Sıkıntı yoktur. Ee, Bursa seçeneğine baktığımızda bulunduğundan dolayı demiş. Den dolayı bana bir cause of grubu veriyordu hatırlarsan gönderdim. Ceyhan seçeneğine baktığımızda ise e karşın ifadesi var burada. E iyi de e karşın ifadesini biz country to gibi bir ifadeyle veririz. While ifadesiyle değil o yüzden gönderdim. Devam ettim. Bak Denizli seçeneğinde sahipken ifadesi karşımıza çıkmış. Güzeldir. Edirne seçeneğinde bulunurken ifadesi bir de V geldi. Ya arkadaşım soru kekinde ben herhangi bir şekilde end ifadesini görebiliyor muyum? Hayır. E o zaman bunu da bir geri plana atayım. Peki bu noktadan sonra baktığımızda iki tarafta da aslında yapan eden diye bir e, relative clause'umuz mevcut. Adana'da da Denizli seçeneğinde de böyle bir ifade var. Tamamdır. Ve baktığımızda ikinci tarafta görülür gibi bir ifade var. Buradaysa sahiptir diyor. E iyi de benim ikinci cümlemde fiilim hezifaris değil midir? E haliyle ben niye görülür diyeyim ki? Demek ki Denizli seçeneği doğru cevap olarak karşımıza gelecekti bizim. Gönderdim bunu da. 13. sorumuza baktığımızda ise arkadaşlar when people reduce levels of iron oxide emissions ifadesini vermiş. Bir, buradaki beni görmem lazım. İnsanlar benim özlem. Reduce benim fiilim. Daha sonrasında kalan kısmı nedir? Nesnemdir. This ifadesi benim burada özlem olarak karşıma çıkmış. Will necessitate gerektirecek ifadesi benim fiilim. Tamamdır. Baktım başka bir şey var mı dikkat etmem gereken? Yok. O zaman hemen dığında dinde anlamına gelen bir ifade karşımıza gelsin. Bunu bir arayalım. Baktığımızda Adana seçeneğinde herhangi bir şekilde böyle bir ifade göremiyorum. Bursa'ya baktığımızda düşürdüklerinde Bilemedim ama hadi dursun bakalım. Ceyhan azalttığında güzel sıkıntı yoktur. Zorunda kaldıklarında olabilir niye olmasın. Devam ettim düştüğünde. Bak bu da olabilir. Peki şimdi baktığımızda arkadaşım benim buradaki fiilim reduce ifadesi değil miydi? Yani azaltmak anlamına gelen bir ifade. Düşürdüklerinde olabilir bak sıkıntı yok. Azalttıklarında da olabilir. Zorunda kaldıklarında bunu bir gönder geri plana. İlk fiilim en azından bu değildi çünkü. Edirne'ye baktığınızdaysa düştüğünde diyor. Arkadaşım düşmek, azalmak anlamında biz reduce'dan ziyade yani decrease ifadesini kullanırız değil mi? Sanki burada da bir sıkıntı var. Aynı zamanda bak cümleye bir bakarsan insanlar ifadesinin karşılığının olmadığını da görebilirsin. O yüzden bunu da bir gönderdim. Hatta şurada aslında farklı direkt gözüme çarptı bak. Seviye salının muhabbeti var. E burada levels dediğine göre Sanki burada bir seviye muhabbeti daha uygun gibi ama atmayalım devam edelim. İkinci fiile gidiyorum. Necessitate state ifadesi gerektirmek demektir değil mi? Require ifadesinin eş anlamlısı olarak benim karşıma çıkan bir ifade. Dolayısıyla arkadaşım diyorum. İkinci tarafa baktım. Gerektirecektir, kalacaktır, zorunda kalacaktır, e, Pardon başka ne vardı? Ha, tetikleyecektir ifadesi. E bu da gitti. Ceyhan seçeneği doğru cevap olarak benim karşıma çıkmış diyebilirim. Peki gönderdim bunu da 14. sorudayım. Ve şöyle bir baktığımızda derfor ifadesi direkt gözüme çarptı. Bu yüzden bundan dolayı demem lazım. Peki şurada bir ar fiili karşıma çıkmış ve helyumun işte kaynama ve donma noktaları ifadesi benim özlem olarak karşımda. Peki ikinci tarafa baktım. Helium ifadesi benim öznem. Dirdir ifadesi benim fiilim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve burada element ismini niteleyen bir relative clause var. Bak dikkat et. That cannot be solidified by bilmem ne bilmem ne diyor. Peki öncelikle bağlaçla bir başlayalım. Ne demişti bağlaç? Bu yüzden bundan dolayı. Adana seçeneğinde ben böyle bir ifade göremiyorum. Gitti. Bursa seçeneğine baktığımızda Herhangi bir ifade buna benzer göremiyorum. Bunu da bir gönderdim. Ceyhan seçeneğine baktığımızda ise bu nedenle ifadesi var. Edirne'de, Denizli'de yine bu nedenle var. Edirne'de bir ancak gördüm. Arkadaşım yukarıda bat yoktu. O yüzden bunu da gönderdim. Kaldım Ceyhan'la Denizli arasında. Peki daha sonrasına baktığımızda dırdır ifadesi ikin, e, ilk filmde benim ilk cümlemde fiildi. Ve baktığımızda burada çok daha düşüktür. Burada daha düşüktür diyor. Hmm. Şimdi arkadaşım lower den ifadesini vermiş. Peki şu do, çok ifadesinin karşılığı yukarıda var mı? Hayır. Demek ki denizli seçeneğiymiş. Ya da istersen ikinci tarafa git arkadaşım. Helium'dur dedi. Elementtir dedi. E burada izden sonra neyi vermişti bana? Elementi vermişti. Dolayısıyla tek elementtir demem gerekecektir. Yine buradan da ikinci fiil arar. Ar Arayarak da Denizli seçeneğini aslında biz gidebiliriz. Gönderdim bunu da geldim bu videonun son sorusuna. Baktığımızda kuasar denilen bir şey varmış ve bir virgül burada bir virgül burada. Arkadaşım bilber ortaylı taklidi yapacak bak. Sen kuasarın ne olduğunu bilmezsin ben sana bir anlatayım diyor burada. Devam ettim özlem bu kısım. İz ifadesi benim burada fiilim olarak karşıma gelmiş. Şöyle bir subject dedim hatta şurası relative right clause dedim. A very energetic object that looks like a star. Bak burada objeyi niteleyen bir relative clause daha var. But is actually a very distant galaxy ifadesini verdi. Peki. Baktığımızda şeklimiz bu. But'ın karşılığını arıyorum. Burada ek olarak dedi. Şimdi arkadaşım sen ek olarak ifadesini in addition to ile verirsin. Besides ile verirsin. As well as apart from except for'dan bir tanesiyle vermek zorundasın ki bu yoktu. Seçeneklerde gönderdim. Bursa. Ancak var güzel duruyor. Ee, Ceyhan içeriğine baktığımızda ancak. Denizli ancak ifadesi. Ee, Edirne seçeneğine baktığımızda ise herhangi bir şey yok. Gönderdim bu ifademi de. Peki. Şimdi bak. Burada kuasar diye başlamış. Burada bilmem ne bilmem ne olan kuasar diyor. Burada bilmem ne bilmem ne olan kuasar diyor. E hatırla relative clause olduğundan dolayı direkt ben kuasar diye yetiremeyecektim. Yapan eden kuasar demem gerekecekti. O yüzden bunu da gönderdim. Peki daha sonrasında Bursa ile Denizli arasında kaldım. İkinci tarafa bak. Çekirdeğe sahiptir. Yoksa galaksidir. E burada benim fiilim izle aslında bir galaksidir diyordu değil mi? Dolayısıyla da doğru cevap arkadaşlar denizli seçeneği olarak karşımıza gelmiş diyebiliriz. Peki baktığımızda arkadaşlar temel mantık aslında iskeleti çıkarmak sonra tek tek bu parçaları aramak üzerine kuruluydu. Bu sayede ilk 15 sorumuzu halletmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ikinci 15 sorumuza odaklanacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.